Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sınav haftası vlogunun part 2'sini çekiyorum. Şu an okuldan geldim. Saçım başım çok dağınık. Sınavlarım gayet güzel geçiyor. Hatta beklediğimden daha güzel notlar alıyorum. Yarın çok zor sınavlarım var. Akşam oturup böyle 3-5 saat ders çalışmam gerekiyor. Şu ana kadar edebiyat ve Türkçe sınavları vardı. Onlar çok zor değildi ama yarın galiba tarih var ve bayağı zor olacak. O yüzden sizinle birlikte çalışacağız. Pardon, yarın değil, sonraki gün tarih var. Yarın da Türkçe mi var? Bilmiyorum, şu an kafam karıştı ama akşam bakıp ona göre size söylerim. Niye akşam diyorum biliyor musunuz? Normalde okuldan geldiğim gibi derse oturmak istiyordum. Ama annem dönüp dedi ki, kızım biz bugün alışveriş merkezine gidiyoruz dedi. Anne dedim, ne alaka, hani sınav haftam, gitmeyelim, ders çalışacağım. Bak bunu ben dedim, yani Ece'su çoban bunu dedi. Ve annem dedi ki, Handan çoban dedi ki, olmaz kızım, ailecek yemek yiyeceğiz falan yaptı. O yüzden ailecek yemek yemeye gidiyoruz. Bayağıdır bu şey yapmıyorduk, hep dışarıdan eve söylüyorduk. O yüzden bir dışarıda yiyelim dedik. Ailecek gideceğiz. Defne, Hüseyin, ben, babam gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Belki biraz orada takılırız. Sonrasında da eve gelip ders çalışmaya başlayacağım. Şu anda bitkin, bitmiş bir haldeyim. Gerçekten çok kötüyüm. Okuldan geldiğim için böyleyim. Şimdi direkt üstümü değiştireceğim. Saçımı başımı bir toparlayacağım. Makyajımı tazeleyeceğim. Sonrasında dışarı çıkacağız. Dışarıda da video çekmeye devam edeceğim. Eve geldiğinizde de sınava çalışmaya devam edeceğim. Haydi giyinip geliyorum o zaman ben. Şu an biz evden çıkıyoruz. Paldır küldür giyindirttiler. Şu ara çok ailecek bir plan, bir şey yapmamıştık. O yüzden iyi oldu. Şimdi annem, babam, Hüseyin, Defne, ben gidiyoruz. Defne mozaik kursunda, onu alacağız önce. Sonra da bir restorana gidip yemek yiyeceğiz. Araba nerede çocuklar? Burada. Çocuklar yalnız. Araba da burada. Cupra. Çıpış. Açın lan. Bu da babamın kombini. Ayakkabı. Pantolon, ceket. Annem her zamanki gibi tarz. Muhteşem. Burada da Hüseyin var. Hüseyin zaten çok yakışıklı maşallah. Değil mi Hüseyinciğim? Evet, şimdi küçük bir AVM tarzı bir yere geldik. Biz burada yemek yiyeceğiz. Buraya dedem öldüğünden beri gelmiyorum. En son dedemle geliyorduk çünkü. Bayağı unutmuşum. Burada yemek yiyeceğiz şu arkadaki kısımda. Hatta annemler şurada oturuyor. Defne şurada tavşanlara bakıyor. Şimdi size tavşanları göstereceğim. Defne, tavşanları göster bakayım. Ay çok tatlı Defne, bu ne böyle? Ay elleyemiyorum. Ay. Defne o kadar güzel ki tüyleri, görmen lazım. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Ay şunlara bak. Arkadaşlar şimdi İskender'im geldi, bunu yiyeceğim. Şu an Hüseyin'le çocukluğumuzun geçtiği parka geldik. Dehşet boş. Ve eskiden bize kocaman gelen makineler şu an küçücük geliyor. Evet, çok dolu şey yaptım bir vlogda. Çıkıyorum.
Kazanamamış mı? Abi bu yüzde 29 şey var, 24 tane atmış, 5 tane de atsaydı kazanacaktı. 5 taneyle kaçar mısın tatlı? Olacağımı oyunu buldum. O da çalışmıyor zaten. Baba arabayı kaçırdın abi. Şimdi eve dönüyoruz. Zaten saat 7 falan oldu. Dondurmamızı da aldık. Eve gider gitmez derse oturacağım. Yarın edebiyat sınavım var. Bugün Türkçe sınavım çok iyi geçti. İz bekliyorum. Yarın edebiyat sınavım var. Edebiyat sınavı için özet çıkaracağım. Soru çözeceğim. Bir sürü şey yapmam lazım. O zaman evde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi evdeyim. Üstümü değiştirdim. Pijamalarımı giydim. Böyle bir öz aldım kendime marketten. Bunu yapacağız şimdi. Bugün mutfakta çalışmak istiyorum. Buradaki televizyondan edebiyat videosu açacağım. Sonra da hemen burada kendime özet çıkarıyor olacağım. Şuradan video açacağım arkadaşlar şimdi. Şunu açacağım. Açtım. Böyle televizyondan açtım. Böyle bu şekilde kağıda geçiriyorum. Yarın benim edebiyat sınavım var. Divan edebiyatı çalışıyorum şu anda. Eve biraz geç geldiğimiz için direkt derse oturdum. Buradaki her şeyi baştan sona videodaki yazacağım, özet çıkaracağım. Hüseyin, ders çalışmaya çalışıyorum. Bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Umarım yetiştirebilirim. 40 dakikalık videoyu sürekli durduruyorum ama güzel olacak inanıyorum. Arkadaşlar ben şimdi şöyle bir sayfa kadar özet çıkarttım. İkinci sayfaya da geçtim hatta. Şu an yazıyordum tam ama dehşet acıktım ben yine. Ya ben böyle geceleri çok acıkıyorum. Nedenini de bilmiyorum ama şuradan yansımama baktım. Bakın. Neyse arkadaşlar çok acıktım. O yüzden gidip yemek yapalım hadi. Ne yapacağımı da bilmiyorum. En kötü yumurta kırıp sucuk yerim ama yapacağım yani yine de bir şeyler. Arkadaşlar makarna yapmaya karar verdim. Hem makarnanın suyunu koyup olmasını beklerken ders çalışmaya devam edebileceğim. İşte bu kadar zeki bir kızım. Şimdi makarnamı seçeceğim. Galiba bundan yapacağım ama bunu geçen hiç beğenmedim. Barilla'yı hiç beğenmedim. Filizden devam etmek istiyorum. Şimdi makarna suyunu koydum. Makarna suyu olana kadar yani kaynayana kadar ders çalışmaya devam edeceğim. Böyle kaşarlı makarna yapacağım bu arada. Makarnam hazır. Nasıl olmuş? Bence bayağı iyi görünüyor. İnşallah tadı güzeldir. Bu arada ben makarnayı kremasız yaptım. İçinde labne, kaşar peyniri ve biraz süt bulunuyor. Aşırı güzel olmuş. Arkadaşlar ben şimdi yemeğimi de yedim ve iki sayfa özet çıkardım. Önce size onları göstereceğim. Bu şekilde iki sayfaya yakın özet çıkardım. Ve videonun bitmesine yaklaşık 30 dakika daha var. Daha fazla özet çıkaramayacağım. Üst kata çıkıp biraz test çözmek istiyorum. Çünkü gerçekten elim ağrımaya başladı. Videoda zaten çok uzun sürdü. Bir de benim daha duş almam lazım. O yüzden yazmayı bırakıyorum. Gidip test çözeceğim. Sonra da duş alıp uyuyacağım galiba. Odama geldim şimdi ama hiç test çözecek mecalim kalmamış. Gidip duş almak istiyorum. Zaten duş almam lazım acilen. Saçım pislendi. Benim saçım zaten
duş aldıktan bir gün sonra direkt pislenmeye başlıyor. O yüzden iki günde bir en geç duş almam lazım. Şimdi duşa giriyoruz. Duştan çıktım, dehşet yorgunum. Duş alınca daha da bir uykum geldi. Yarınki edebiyat sınavına güzel hazırlandığımı düşünüyorum. Yarın değil sonraki gün, yani cuma günü tarih sınavım var. Ve tarih sınavları gerçekten çok zor oluyor. O yüzden yarın sizinle oturup şöyle bir 4-5 saat tarih çalışacağız. O yüzden şimdi bugün daha fazla oyalanmadan yatıyorum. Zaten saat 12'yi geçti bile. Yani 12 falan oldu. Yarın görüşürüz okuldan çıktıktan sonra. Selam arkadaşlar, ben şimdi okuldan eve geldim. Hatta bir yarım saat falan geçti. Ve hava direkt kararmaya başladı. Hava çok kötü, yağmurlu. Ama bu benim için iyi bir şey. Ben hava yağmurlu olunca daha çok ders çalışıyorum. Hem daha erken kararıyor hava. Ben hava kararmadan direkt ders çalışamıyorum. Hava soğuk olunca ve erken kararınca daha çok motivasyonum artıyor. Bugün dehşet derecede ders çalışmam lazım. Çünkü yarın tarih sınavım var ve tarih sınavı genelde çok zor oluyor. Benim en zorlandığım derslerden biri. Hoca 25 tane soru vermiş. Hepsini cevaplarıyla birlikte kağıda geçireceğim. Onun dışında test ödevi vermiş. Hani sınava çalışabilmemiz için. O testlerin hepsini yapsam zaten 3 saatimi falan alır. Çünkü 120 soru mu ne vermiş. Bütün o testleri ve yazılı ödev kısmını bitirdiğimde zaten sınava hazır olmuş olurum diye umut ediyorum. Şimdi biraz daha bir yemek bir şeyler yiyeyim. Sonra direkt çalışmaya oturacağım. Saat şu an 6. 6.30 gibi falan çalışmaya oturmam gerekiyor. Pijamalarımı falan giydim ve derse oturacağım artık. Dediğim gibi tarih çalışacağım. Zaten söylemiştim tarih çalışacağımı. Şimdi kitaplarımı ayarlıyorum. Sonra direkt başlayacağız. Çok acil bir şekilde başlamam lazım. Saat 6'yı geçti biraz. Haftanın son gününe doğru ilerlediğimiz için enerjim falan sıfır. Cidden çok yoruldum. Tarih konularını bu şekilde yazmıştım. İki tane sınav alacağız. Bir seçmeli, bir normal tarih galiba. Ya da yanlış da biliyor olabilirim ama iki sınav alacağımız kesin. Şimdi buradaki soruları defterime geçireceğim. Ve defterime yazacağım. Aa, edebiyat kitabım buradan çıktı. Neyse. Şimdi buraya bu soruların cevaplarını yazacağım. Yani özet çıkaracağım gibi bir şey. Salona geldim çünkü salonda bilgisayar var. Burada bilgisayardan Google'a pıt pıt soruları yazıp, yani konuları yazıp hafif böyle özet gibi çıkaracağım. Burada hoca örnek sorular vermiş bu soru tarzında diye. O yüzden bir cevaplarını öğreneyim, belki işe yarar. Hatta belki de direkt işe yarar. O yüzden şimdi bilgisayardan bakıp yapacağım. Nasıl hızlı yazıyorum? Arkadaşlar ben şimdi özetimi çıkardım. Bayağı uzun oldu ve çok küçük küçük yazdım, baksanıza. Hocanın verdiği sorulu bir ödev daha var ve yarına. Şimdi o soruları çıktıdan çıkartacağım. Üstlerine cevaplarını yazacağım. Bu da bir ödev ama sınav için olan bir ödev. O yüzden yapacağım. Yoksa yapmazdım, hani sınava çalışırdım ama sınav ödevi. O yüzden yapmam lazım. Bakalım kaç soru vermiş hoca. Gerçekten çok korkuyorum. Umarım yetiştirebiliriz. Bir de soru bankasından da ödev vermiş hoca. Allah razı olsun. Gerçi ben son güne bıraktım. Büyük ihtimalle bu ödev 3 aydır duruyor. Ama olsun, yine de çok ödev vermiş. Neyse, gidip şimdi o soruları baskıcıdan çıkartacağım. Aa, gitti kalmışım. Heh, açıldı. Soruları çıktıdan çıkarttım. Çok fazla soru var. 25 hatta 30 tane falan soru var. Hepsini değil ama yarısını bile yazsam kafi. Çünkü çok uzun. Yani ne yapalım, hoca ödev vermeyi seviyor. Şimdi Google'dan bunların cevaplarını bulup en azından soruları yazarken vakit kaybetmemek için böyle soruların altlarını hemen geçireceğim. En azından yani soruları yazarken vakit kaybetmeyeceğim diye düşündüm. Şimdi hemen başlıyoruz. Bunu da hızlıca yapmam lazım. Bir saattir zaten yazı yazıyorum. Şimdi bir iki saat daha yazı yazacağım, anlaşılan, şunları gördükten sonra. Arkadaşlar bu arada soruların cevaplarını bayağı hızlı yazıyorum. Çünkü soruları yazmıyorum ve cevaplar Allah'tan böyle kısa kısa verilebilecek cevaplar. Yani bilgi soruları olduğu için böyle hızlıca yazıyorum. Şu an 3. soruya geçtim bile. Bayağı hızlı gidiyorum. Hızlıca şimdi hepsini tamamlamaya çalışacağım. Bakalım ne kadar sürecek.
Arkadaşlar bu sayfanın yani bu ödevin ilk sayfasını bitirdim ama ikinci sayfasına daha başlayamayacağım. Çünkü çok fazla soru ödevim var. O soru ödevlerini çözmek için üst kata çıkıyorum şimdi. Yaklaşık bir 7-8 test hatta belki de daha fazla soru ödevi var. Onlara da biraz başlamam lazım. Çünkü bu ödev o kadar da önemli değil. Testler daha önemli. Hepsinin bir güne denk gelmesi çok kötü oldu tabii ki ama gidip hemen soruları çözmeye çalışacağım şimdi. Baba sesini daha aç. Sesim duymasın. Tamam baba yat oyna. Ders çalışayım. Oradan TikTok aç. Tamam tatlım. Defne diyorum ki babam beni daha çok seviyor diyorum ağlıyor. Arkadaşlar şu an çok mutluyum. Mutluyum. Çünkü soru ödevi yokmuş. Ben yanlış görmüşüm. O haftayaymış. O yüzden ben şu an sadece soruları yazacağım. Soruları yazmaya devam edeceğim ve bu kitaptan biraz özet çıkarıp okuyacağım. Ama bu videoyu artık kapatıyorum. Çünkü hem video çok uzun oldu, hem artık video çekmekten yoruldum. Hem bu videonun editlemesini yapıp yarına yetiştirmemiz lazım. O yüzden bu videoyu artık kapatmam gerekiyor. Öncelikle bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım sınav haftanız çok güzel geçmiştir. Biliyorum çok yoğun ve çok yorucu. Ama biraz çalışın, kopya çekmemeye çalışın ve güzel sonuçlar almayı başarın. Umarım güzel sonuçlar alırsınız. Siz benim gibi 9. 10. sınıfta yatmayın lütfen. Gidin ders çalışın. Ben şu an 12. sınıf olarak çok pişmanım. Umarım sınavlarınız çok güzel geçer. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım çok güzel çalışırsınız, çok güzel notlar alırsınız. Amin. Duamızı da ettiğimize göre bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma like atmayı unutmayın. Videoma like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıdaki yorumlar kısmına video fikirlerinizi ve düşündüğünüz eleştiri, güzel şey ne varsa yazabilirsiniz. Haftaya artık benim doğum günü haftam. Doğum günü haftası olarak belirledim. Çünkü yapmam gereken çok fazla iş var. Ve daha hiçbirine başlayamadım okul yüzünden. Okul çok yoğundu. Ne pastamı seçebildim, ne elbisemi seçebildim, ne organizasyonu tam yaptım. Yani yapacak çok fazla işim var. Bu sıra çok yoğunum. Bu cumartesi de İstanbul'a bir ayakkabı etkinliğine katılmaya gidiyorum. Yani kısacası çok fazla işim var. O yüzden size çok fazla video çekeceğim. Çünkü yapılacak çok şey var. Hayatım sıkıcı olunca video gelmiyor farkındaysanız. Ama yoğun olunca bir sürü video geliyor. Bu videoyu dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Zaten başarılar 30 kere diledim. O yüzden hadi bay bay. Hadi.